Birçok düzeltme de geldi beraberinde ama böyle ön plana çıkan, daha öncelikli gibi görünen birkaç maddeden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki yüksek çözünürlüklü zoom diye geçen özellik. Biliyorsunuz Nikon Z9 8K video çekme özelliğine sahip. Bunu kullanarak 4K videolarda atadığınız fonksiyon tuşlarıyla ya da lensinizin üzerinde varsa kontrol halkasıyla birlikte bir çeşit zoom yapma imkanı tanıyor size. Buna dijital zoom diyorlar ama aslında çok da dijital zoom diyemeyiz. Bunu geçenki videoda da bahsetmiştim. Hani kesinlikle bir optik zoom değil ama dijital demek de doğru değil. Çünkü sensörün ya da makinemizin kapasitesini kullanarak yapılan bir zoom bu. 8K'dan 4K'ya geçiş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi öncelikle bunun menüsünden nasıl ayarlanacağını göstereyim sizlere. Bir diğer özellik de pre-release capture modunda biliyorsunuz 30 kare çekebiliyordu makine ya da düşük çözünürlükte yani 11 megapiksele düştüğü zaman da 120 kare çekebiliyordu. Nikon bu ikisinin arasına bir seçenek daha sundu bize. Bu seçenekte 60 kare çekebiliyoruz. Yine pre-release capture modunda olacak tabii ki. Yalnız diğerlerinden farklı olarak burada 1.5x crop faktörü devreye giriyor. Yani makinemiz FX moddan DX moda geçmiş oluyor. Ama çalışma olarak mantık aynı. Hiç onda bir değişiklik yok. Burada şunu fark ettim. Aslında Nikon'un buna bir düzeltme getirmesini de bekliyordum ama o gelmedi nedense. C30 yani saniyede 30 kare çekilen modda deklanşöre yarım bastığımızdan sonra ekranda bir gecikme oluyordu. Hatta bunun nedeni olarak da bazı fokus kaçırma problemleri yaşadığımı tespit etmiştim. Bunları genel uzun dönem videosunda paylaşacaktım. Şimdi bu yeni gelen 60 kare yakalama seçeneğe gelince onda böyle bir aksama, gecikme fark etmedim. Keşke o 30 saniye 30 karelik seçenekte de bu gözlerine çarpmış olsaydı da düzeltme yapmış olsalardı ona. Bunu söyleyebilirim. Bununla ilgili de bir iki deneme paylaşırım. Thank you.
diğer konu da 3D tracking modunda bazen objeyle, işte arka planla seçim karesinin rengi örtüşüyordu, izlenmesi zorlaşıyordu. Şimdi o seçim karesinin rengini değiştirme seçeneği bize sunuldu. Onu da şöyle gösterelim. Son olarak bahsedeceğim konu ise playback modunda dikey ya da yatay kadrajda çektiğimiz fotoğraflar gösterim modunda o anki oryantasyona göre gösteriliyordu. Şimdi bunu otomatik seçeneğe de eklenmiş oldu. Artık çekim yapılan oryantasyona göre makine otomatik olarak bize çektiğimiz fotoğrafları gösterecek. Dediğim gibi bunun dışında birçok iyileştirme yapılmış. İşte autofocus kabiliyeti geliştirilmiş, küçük nesnelerin takibi geliştirilmiş. Bu yüksek frekanslı ortamlardaki çekim yeteneği geliştirilmiş. İşte bazı yerlere menü içindeki yerleri değiştirilmiş. Video menüsünde de aynı şekilde. Bu tarz iri ufaklı birçok gelişme yapılmış. Bunları da yine farklı videolarda sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.